İyi akşamlar sayın seyirciler. Sokak TV ekranlarında Kitaptan Aydınlığa programında her çarşamba olduğu gibi değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız deyip başlayalım önce. Ne? İdare ediyoruz. Evet, geçen hafta programımızı, yayınımızı kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedik. Seyircilerimize de bir haftaya yakın evden çıkamadım. Evet, oldukça kötüydü. İstanbul zaten biliyorsunuz. 50-60 metre yer var. Arabalar ne iniyor ne çıkıyor. Ne çıkıyor. Bir ara aşağı yola indiğimiz halde oradan bile çalışmadı araçlar. Evet. Zaten yani İstanbul kış, evet. Her kötü koşulda olduğu gibi yine felçti maalesef. Aslında geçen hafta yayını gerçekleştiremedik ama ondan önceki hafta siz kadına şiddet konusuyla ilgili zaten programa bir giriş yapmıştınız. Maalesef geçen hafta da gündemi Özge Can Aslan cinayeti Türkiye'yi biliyorsunuz ayağa kaldırdı. Sadece onunla da sınırlı kalmadı. Her yerden şiddet haberleri geliyor. Aslında yeni de değil bu, uzun zamandır böyle. İki gün önce miydi, dün mü veya bir önceki gün bir genç kadının cesedi bulundu, öldürülmüş. Bir tanesini de eşi bıçaklayarak öldürdü. Maalesef. Aslında Özge Can'a kadar pek çok kez biz bu tarz haberler yaptık, duyduk. İzleyicilerimiz gördüler medyadan ama Özge Can Aslan herhalde bir patlama noktası mı oldu hocam insanlarda? Yeter mi dediler bu zamana kadar birikti de bir noktada patladı mı? Yani o kadar masum, o kadar beklenmedik bir hadise ki. Yani ötekiler de bir bahane buldu işte. Yok şunu yaptı, bunu yaptı, kaçtı, uçtu falan. Burada öyle bir şey yok. Dolmuşa binmiş, okula gidiyor. Bu ne demek? Bu, şimdi izah edeceğim biraz. Toplumun şuur altında, bilinç altında Freud'un tabiriyle libidinal bir kudurmuşluk vücut buldu. Açıklayacağım onu. Bu libidinal dengesizlik, kudurmuşluk, azmışlık bir defa vücut buldu mu, bundan en büyük zararı, hatta tek zararı kadınlar görür. Hele bizim toplumumuz gibi ataerkil bir toplumda. Gerçi insanlık tarihinde ataerkil olmayan toplum yok denecek kadar azdır. Ama bizimki iyice dengesiz, sınırsız, yularsız. Tamamen yani, kontrolden çıkmış vaziyetteyiz galiba bu konuda. Efendim bakın, kadına zulümden zevk alan bir toplum haline geldi bu toplum. Bakın bunun sonucu kutsal metinlere göre o toplumun üzerine Allah'ın büyük bir felaket yağdıracağıdır. Hatalar her zaman olur. Kadında da olur, erkekte de olur, ikisinde de olur. Ama bu böyle bir şey değil. Şimdi ben İslam tarihinin fıkıh literatürünü, bana göre İslam din ilimlerinin ana disiplinidir. En az bir 30 yıldır o işe kendini vermiş bir insan sıfatıyla, ki gençliğimde de babamdan ilk İslam ilimleriyle ilgili derslerimi aldığımda ilk bana okuttuğu metinler fıkıh metinleridir. Babam da o işin, özellikle Hanefi fıkhının mütehassıslarından biriydi. Şimdi oradan biliyorum. Şunu söyledim ve yazdım. Eserimin birinde de vardır. İslam fıkhının en karanlık, en utanç verici sayfaları kadınlarla ilgili sayfalardır. Kadınlara yapılan zulümler. Evet, yani bakın
Bir fıkıh disiplini düşünün, bir fıkıh düşünün. Din hayatını kotaran bir disiplin. Kadını kara köpek, domuz ve eşekle eşitliyor. İnsan yerine koymuyor. Ya insan yerine koymaz da nesneleştirir bugün olduğu gibi. Yani bu da insan değil. Ama ben bunu temiz tutuyorum. Çünkü bununla su içiyorum, çay içiyorum. Değil mi? Bakın, aziz tutuyorum. Bu öyle bir şey değil. Ve daha korkuncu, şu anlayışı uydurdukları hadislerle, hadis adı altında uydurdukları sözlerle bir de peygamberimize mal ediyorlar. Şimdi siz bu peygamberi tarihi şahsiyetiyle ve Kur'an'dan öğrenmeyen bir adama bu kitapları okuttuğunuz zaman bu adam bu dine, bu peygambere saygı duyar mı? Duymuyor bakın insanlık. İnsanlık bugün, çok üzülerek söylüyorum, çok. Bu İslam denen derde karşı, bu şiddete, bu musibete karşı kendimizi gelecek zaman içinde nasıl koruyacağız? Bunu düşünüyor, bunu konuşuyor, bunu tartışıyor. Bu işte Charlie Hebdo olayıyla da çıktı ortaya. Bakın ayağa kalktı herkes. Yani İslam aslında bir nevi bir sorun olarak görünmeye başladı dünyada. Tabii. Ciddi anlamda. Ve dikkat edin, her yerde gelip düğümlendiği nokta kadın haklarıdır. Hocam, çünkü aslında kadın bakın göstergedir. Kadın, mesela bizim İslam tarihinin dev düşünürlerinden İbn Arabi'ye göre Allah'a sevginin miyarı da kadın, kadına saygıdır. Çünkü diyor ki Allah erkeğe birçok sıfatından pay vermiştir ama halikiyet, yaratıcılık sıfatından sadece kadına pay vermiş. Çocuk doğuruyor, annelik. Şimdi bu var. Öbür tarafta kadın adeta erkeğin zaferlerini kutlamak için daha çok ezmek zorunda olan olduğu bir mahluk. Onu ne kadar ezer, ne kadar horlar, ne kadar düşük gösterir, ne kadar köleleştirirse, köle demiyorum, köle değil. İslam fıkhını tetkik ettiğiniz zaman köleler çok şanslıdır kadınlara göre. Tabii kadınların da köleleri var, işte cariye dedikleri mesela. Hürleri, köleleri, o ayrım da Kur'an'a dayanmayan bir ayrımdır. Ayrı. Ama köleler çok şanslıdır. Kadına yapılan zulümler kölelere yapılmamıştır. Çünkü köleyi nihayet çalıştırıp ondan en ileri verimi elde etmeyi esas alır adam. Onu korumak zorundadır. Çünkü onun iş üreten aracıdır. Dolayısıyla kadın iyi öyle bakar. Bir şey yok. Şimdi ben size bir fıkıh kitabından. Yeni daha iki gün önce, hem de öyle rastgele filan diye, ya İbn-i Kudame gibi bir adam. Devlerinden biri bu işin. Diyor ki kadınla yapılan nikah bir malikiyet, cinsellik üzerine kurulu bir malikiyet anlaşmasıdır. Sahip olma anlaşmasıdır. Ve esası da cinselliktir. Şimdi bak. Onun için diyor, kadın cinsellikte aksamalar yapmaya başladığı zaman erkek de ona yapacağı harcamaları durdurabilir.
sağlıkla ilgili meselelerini mesela diyor onun kotarmaz. Kendisi başının çaresine baksın. Bu şuna benzer diyor. Bir evde oturan kiracının durumuna benzer bu diyor. Kiracı evin aynıyla yani gayrimenkulün aynıyla ilgili bugünkü hukukta da böyle harcamaları yapmaz. Damı çökmüş, penceresi kırılmış, merdivenleri çökmüş, onları mal sahibi yapar. Bugün de öyledir. Yani hocam bundan şunu mu anlıyorum Şimdi bitireyim ben? Sözümü. Ama diyor, kiracı bunları yapmaz. Şimdi kadın diyor, sağlıkla ilgili bir problem çıkıp harcama ihtiyacı ortaya getiriyorsa, koca bunu karşılamak zorunda değildir. O, koca onu diyor kiralamış durumdadır. Onun cinselliğinden yararlanır. Ama sağlıkla ilgili şeyler tıpkı mülkiyetin aynına ilişkin hususlar gibidir. Onları malik sıfatıyla kadının bizzat ki. Ya böyle bir firavunluk, böyle bir iblislik, böyle bir namussuzluk olabilir mi? Senin nerene ben saygı göstereceğim? Hem ne başındaki sarığa mı saygı göstereceğim? Yani parası karşılığında kadının cinsel ihtiyaçlarını karşılayacak bir obje yani kardeşim, bir varlık onun, olarak görüyor. Ya, efendim onun bile bir vefa, bir insanlık borcu var ya. Kur'an diyor ki ayrıldığınız zaman anlaşmanız olsa dahi yani nikah akdine koymuşsunuz. Sana verdiğim şunlar, şunlar, şunlar hepsini geri alacağım. Almayın diyor. Şöyle şöyle günler geçirdiniz. Yakışmaz diyor. Büyük gönüllülük yapın. Bırakın diyor onu onlara. Şimdi ona bakın. Bu yanki sarıklı iblislere bakın. Şimdi ben insanlığa diyorum ki ya İslam diye bir mesele zihninizde varsa kardeşim gidin bunu Kur'an'dan öğrenin. Onun dışından öğrendiğiniz İslam filan değil, din de değil o. Bırakın canı cehenneme nereye gidiyorsa gitsin. Ha Kur'an'la da bir probleminiz varsa işte o inkar problemidir. O ayrı bir kategori. Ama bir adam ben bu geleneksel kitaplardaki dini ben bunu din kabul etmiyorum dediği zaman bu adamın hemen boynuna sarılır bunu öperim. Saygı duyarım bu adama. Kur'an için aynı şeyi söylerse onunla konuşacaklarım var. Hatta hesabım var. Onun için okuyun diyorum. Yani Kur'an hakkında bunları nasıl söyleyeceksiniz okumadan? Okumuyor insanlar. Okuyun. Eğer hala bir problem çıkıyorsa ki ben hiç görmedim. Her gün bana onlarca bazen yüzlerce geliyor. Sen bize Kur'an'ı oku dedin. Biz din imini kaldırıp atmıştık. Kur'an'ı okuduktan sonra ha buysa biz burada varız. Dedik. Evet. Ben hala aynı iddiadayım ve bunu ispata da hazırım. Şimdi şuraya getiriyorum. Bizim o libidinal şuur altını, bilinç altını bozan sahte dindir. Bunun propagandistleridir. Bunun avukatlarıdır. Şimdi burada tekrar oralara girmek istemiyorum. Siyaset yapıyor diyecekler. Canım bu siyasetse o zaman fikir ne, hangisi? Neyi konuşacağım ben? Şimdi bir zihniyetin, bir dinci zihniyetin baş efendisinin çıkardım. Kadın, yolda olan kadın kitabımında bir yerine koydum. Kadınlarla ilgili geldiği günden beri söyledikleri sözlere var. Dehşete düştüm. Ayıp, ayıp, ayıp. Kalıbından utan. Ettiğin secdelerden utan. Allah'tan utan. Böyle bir şey olur mu ya? Sen bunu toplumun önünde böyle yaparsan, senin küçükleri evladın, büyükleri kardeşin veya efendim arkadaşın mesabesinde olan insanlar ne yaparlar? İşte böyle yaparlar. İşte özgecanlar gider.
Sorun bir noktada da aslında siyasi, çünkü siyasi dil de belirliyor şiddet ortamını. Siyasetle linki olmayan hiçbir şey hayatta mana ifade etmez. Şimdi ezberlemişler. Yolunu bulmuşlar bunun. Efendim siyaset yapma, ilim adamı siyaset yap. Ne yapar ilim adamı? Film mi çevirir? Bunu şeytan gibi biliyorlar ne dediklerini. Ben de biliyorum onları. Onu niye söylüyor? Sen o işi bize bırak. Sen yalını ye, suyunu iç, kenarda yat uyu. Yok öyle bir şey. Siyaset eşit hayat. Ha, herkes kendi kalibresine göre konuşacak siyaset. Siyaset yapmamak ne demek ya? Siyaset, toplumun yönlendirilmesi, topluma öngörüler sunulması, toplumun aydınlığa götürülmesi demektir. Peki ilim ve fikir adamı bunu yapmayacak da kim yapacak? He? Fazla maaş alsın diye Ankara'ya çöreklenen, Türkçeyi 350 kelimeyle konuşan adamlar. Doğru. O zaman işte, o zaman böyle olur. Peki şunu sormak istiyorum ben. Özellikle dünyada taciz, tecavüz ve şiddetin haritasına baktığımız zaman en kırmızı yerle hep İslam ülkeleri kaçınılmaz olarak. Bu demek değil ki tabii ki Batı'da şiddet yok, taciz yok, tecavüz yok ama çoğunlukla en kırmızı noktaları İslam ülkeleri oluşturuyor. Her toplumda şiddet olur. Manyak, manyaklık, amiyane tabir olarak kullanmıyorum. Hı hı. İlmi manasıyla kullanıyorum. Manyaklık filan dine mensup olanların ülkesinde olur diye böyle bir şey yok. Manyaklığın dik alası gidin Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'nın en gelişmiş ülkesi. Gayet tabii. O ayrı ama bizimki o değil ki. Bakın şimdi. Dosyaya işledim yeni, daha taze kafamda. Geçen gün muhalefet partisi lideri Devlet Bahçeli de dile getirdi rakamlar vererek. Bu dinci iktidar başa geldiği günden beri kadına şiddette, iyi dinle, mecliste de telaffuz edildi, verdim adresini, kaç artış olmuş bir söyle bakayım 12 senede? Benim bildiğim kadarıyla %1407 senede, son 7 senede. 1400 küsür. Böyle bir dehşet var. Hocam birileri de var. Öldürülen kadınların sayısı bu süre içinde 7000 küsür. 7122'ymiş net rakam. Güzel. Tabii bak, bu arada bu bildiklerimiz. Bak çalışmışsın, kemküm etmiş. Bravo. Bu arada bu bildiklerimiz, yansıyanlar, yani raporlara yansıyanlar ki 4876 kadında tecavüze uğramış. Evet. Son 5000 yılın küsür rakamları bunlar. Devlet Bey'in verdiği rakam 5000 küsür tecavüze uğrayan kadın. Peki şiddete maruz kalan ama ölmeyen. Haberimizin şimdi bir hukukçu belki olarak o tabiri kullanayım. Şiddet sonucu müessir fiile maruz kalan, müessir fiil deriz, yaralamalar işte şunlar buna, küçüğünden büyüğüne kadar. Hukukta bunların adı müessir fiillerdir. Bunların sayısını biri çıkın söylesin bakayım. Kaç binlerle ifade edilir? Mümkün değildir sanıyorum ki bir rakam vermek. Şimdi böyle olunca Özge Can çok büyük bir anlam kazanıyor. Mekanı cennet olsun. Ve düşündürüyor. Ve hiç değilse artık burada ders almak lazım. Fakat bir takım adamlar bunu bile, toplum ayağa kalktı diyorsunuz siz. Toplum, Anadolu'nun vicdanlı evlatları, çocukları tamam. Ama bir de onun bunun çocukları bunu adeta alkışlamaya kalktılar. Ha oradan dinci zihniyetin yumuşak karnına ışın gönderiyorlar. Beni gör. Vay seni. Seni Allahsız, vicdansız, sen insan mısın be?
Böyle bir olayda dahi şunu söyleyebiliyorlar. Evet. Dekolte giymeseydi, minnet ya giymeseydi. Neyse şimdi ben vesaire, adres vermiyorum. Bir takım mahluklar işte söyledim. Ama dediğim gibi bunlar, yani bunlar Anadolu'nun vicdanlı çocukları değil. Evet, işte öyle dediğim gibi. Evet. Hocam, kadın cinayetleri tabii ayrı bir husus ama aslında her yerde herkesin birbirine gösterdiği bir şiddet var. Giderek şiddetle beslenen bir toplum oluyoruz. Çözüm yolu olarak şiddeti gören bir toplum oluyoruz. Nereye gidiyoruz yani? Ve biz çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz. Ki İslam dini, hoşgörü dini diyoruz hep. Şimdi bırakın, sakız lafları bırakın. İslam, demin dedik İslam meselesi. Ben artık İslam dini diye bir tabir kullanmıyorum. Çünkü İslam dininden maksat Allah'ın gönderdiği ve Hazreti Muhammed'in gösterdiği dinse o bugün ortalıkta yok. Ben Kur'an'ın dini ve ötekiler tabirini kullanıyorum. Kur'an'ın dini yok. İslam, Mehmet Akif 1920'de söylüyor bunu. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor büyük Akif. Büyük ruhlu Akif. Kur'an vicdanı Akif. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Akif o büyük irfanı ve vicdanıyla biliyor ki evet, Allah'ın gönderdiği ve Muhammed'in gösterdiği bir Müslümanlık var. Ama o diyor bu yeryüzündeki değil. O herhalde diyor göklere çekildi. Akif şairane konuşuyor da. Ben şair değilim. Ben radikal, Çetin Ceviz bir ilim adamıyım. Ben diyorum ki göklerde falan değil, Kur'an'ın içinde. Göklere deyip oraya havale etmeyin. Kur'an'ın içinde. Gel, ben yine o tabiri kullanacağım. Bazıları hocam deme onu diyor. Niye demeyeyim ya? Ben insanımın lehçelerini çok seviyorum. Bizde öyle derler ablalarımız filan. Gel örgedim derdi. Gel, gel örgedim kurban olayım. Şimdi Kur'an'ın içindedir diyorum ve isteyene örgedirim diyorum. Gelin örgedeyim. Yani 70 kitap, birkaç dile çevrilmiş bir kısmı bunların. Farsçasından, Rusçasından, İngilizcesinden bilmem neyine kadar. Tamam. Ama onu da geçelim bir kenara. Ben sıfırdan örgedim. Gel. Şimdi bu toplum bu hale getirilmiş bir dinle Allah'a nasıl yaranacak tırnak içinde? 500 metreye bir cami yaparak o camilerle Allah'a yaranılmayacağını Kur'an bize Maun suresi ve Tevbe suresinde gösteriyor. Diyor ki bunlar insanlara zarar veren camilerdir. Bunlarda sakın diyor ibadet etme. La takum fihi ebeda. Peygamber'e emir. Onun şahsında hepimizin. Bunlarla yaranamazsınız. Bunlarla yaranamazsınız. Bu ülkenin bütçesinden 5,5 katrilyonu namaz kıldıran adamlara maaş diye dağıtıp sonra da 1 küsür trilyonluk Mercedes'e binip başa beyaz sarık koymakla beyaz olmaz işler. Bunları kime yutturduğunu zannediyorsunuz siz? Kime? Ha böyle deyince tabii bunlar bıyık altından gülüyorlar eminim. Diyorlar ki sen yutma. Yutanlar %50 civarında. Tamam. Onlar da belalarını bulacak. O faturayı onlar ödeyecekler. Esas onlar ödeyecek. Öbürleri çekeceğini zaten çekmiş. Vicdanları rahat. Bunları ödemeyeceğinizi mi zannediyorsunuz siz? Bir tanesi bana 1-2 sene önce bir televizyoncu. Şimdi paralel çete filan diyorlar ya.
o havalarda. Dedim ki, çok ağır konuşuyorsun öbür insanlara karşı filan böyle. Ya siz Allah filan değilsiniz, onlar da değil. Bu madalyonun bir de tersi olur, bu insan hayatı, bu biraz tarih okuyun falan. Şey yaparak, hocam dedi, madalyonun tersi filan hiç olmayacak. Bir sene geçmedi aradan, Recep Bey bunları haşhaşi çete ilan etti. Ve nasıl işlerine gittiğini de görüyoruz. Yani Allah ödülünü herhalde verecektir. Çünkü ondan başka hiç kimse bu temizliği yapamazdı. Ama biz Recep Bey'den de ben de şikayetlerim var. Ama sandıktan çıkmadı mı Allah'a ısmarladı, çeker gider. Bir hesap varsa hesabını da gider verir. Bu yankini ne yapacaksın? Ya benim sosyal sigortalarda işlem görmüş dosyamı oradaki uşaklarına, adamlarına çaldırdılar. İşlem görmüş, mahkemede işlem görmüş dosya yok edildi. Ve benim çekmediğim kalmadı. Girmedikleri bir yer yok ki. O zaman açtım söyledim, ya yapmayın bu zulümdür dedim. Sizin yakanıza kahve dökülse zulme uğradık diye bağırıyorsunuz. Ya şu insanlara yaptıklarınız nedir siz? O zaman daha böyle bilmem yok efendim, balyoz bilmem, tokmak bilmem, onlar yok. O günlerde bile bunlar 24 saat zulüm üretiyorlardı. Bindi enselerine Erdoğan. Sonra haber gönderdim o demin dediğim, madalyonun hiç tersi olmayacak hocam. Dedim ki, şeyin şeyini gördü mü söyleyin, benden selam söyleyin ona. Benim düşündüğümden çok erken bir zamanda madalyonun tersi döndü. Cevap yok. Haber gönderdim. Selam mevkiinde söyleyin dedim. İyi günler diliyorum. Şeyinin şeyini gördü mü dedim. Siz Allah'a posta koymaya mı kalkıyorsunuz ya? Öyle zannediyorlardı kendileri. Bunlar diyordu ki, Allah'a posta koyulabilir, bize posta koyulamaz. Koyulamaz, hiç kimse bize posta koyamaz. Bak nasıl posta koyan var, gördün mü şimdi? Evet. Peki. Hocam şundan da bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğiniz konularla da paralel aslında. İnsanların adalet duygusu çok zarar gördü. Bütün bu süreçlerde, yaşanan bütün bu süreçlerde. O yoksa zaten her şey bitmiştir. Evet ve ciddi anlamda da insanların hukuka güveni kalmadı. Mutluluğun mihveri, şaftı diyorum ben. Toplumun veya toplumsal mutluluğun şaftı adalettir. Adalet kaydı mı bitti. Benzini iyiymiş, süper benzinmiş, farları böyleymiş, kaportası şöyleymiş, koltukları hiçbir işe yaramaz. Şimdi Türk toplumunda adaletin şaftı kaydı, adalet diye bir şey bırakmadılar. Ki hocam bu adalete olan inancın artık kaybolması insanlarda şiddeti doğuruyor bir noktada ve özellikle Özgecan cinayetiyle ilgili yüksek sesle idam cezası dile getirilmeye başlandı. Çünkü insanlar hukuki anlamda bunun ceza görmeyeceğine geçmiş örneklere bakarak kanaat getirdikleri için bunu konuşmaya başladı ve ben de merak ediyorum. Yani İslami anlamda da bu nedir yeri idam cezasının? İşte kısasa kısas diyenler oldu. O geniş konuda geniş tartışılır. Ben bir hukukçu olarak da tartışırım onu. İlahiyatçı olarak, felsefe, hepsinde. Ama şunu söyleyeyim. Hepsini şöyle bir kenara koy. Şu kadına yapılanlar idam cezasının gerekliliğinin kanıtıdır. Şimdi orada birkaç şey söyleyeyim. Bu ülkede idam cezası kaldırıldığı günden beri onun geriye getirilmesi gerektiğini ve bir gün bunu Türk toplumunun geriye getireceğini söyleyen ilk adam benim.
1992'de yayınlandı benim Kur'an'daki İslam kitabım. Onun hangi baskısındadır? Koymuşum oraya. Gayet açık belgesiyle. Milletvekilliği yaptığım dönem 5 yıl millet meclisinde yine orada gündeme getirdim. Ve Avrupa'nın hata yaptığını söyledim. Yani küresel düzeyde de bunu söylüyorum. İdam cezası nedir? Bakın, hukuk felsefesi açısından. İdam cezası öyle bir cezadır ki, o sade kendine has işleri yapmakla kalmaz. Ceza hukukunun her alanında, her maddesinde etkinliği artırır, yerine oturtur. İdam cezası olmayan bir hukuk sisteminde ceza hukukunun etkinliği yoktur. Bu şuur altı yaratır. Bunu kimse tartışmıyor. Sonra şimdi idam cezası dendiği zaman takmışlar kafayı. İşte terör örgütünün başı. Ya git terör örgütünün başına bu bakımdan sıra gelinceye kadar sabah açar. Bakın hanımefendi. Adam 15 aylık bebeğe tecavüz ediyor. Kudurmuş bir köpek. Haşa köpeklerden. Sonra da öldürüyor onu. İdam cezası yok. Ne yapacağız? Alıyoruz, koyuyoruz hapishaneye. Belgelerimizle besliyoruz. O çocukları, dur, o çocuğu katledilen, o bebenin anne babasının verdiği vergiyle o domuzu besliyoruz orada. Böyle bir dünya yok. Süratli bir şekilde hukuk işletilip, muhakemeler peş peşe süratle bitirilip hemen bu mahluku ipe çekeceksiniz. Veya neyse artık Amerika'da yaptığı gibi. Niye bunlar demokrasi adına dünya aleme idam cezasını kaldırın diyor? Niye Amerika kaldırmıyor? Her sene kaç tane adam orada elektrikle veya zehirle öldürülüyor. Şu benim dediğim onlar biliyor. Ve insanlık bir gün buraya gelecek. Hangi evrensel adalet, hayat hakkı yok edilen adamı korumak yerine onun hayat hakkını yok eden adamı korumayı bize emreder? Böyle bir vicdansız hukuk anlayışı bir mantığı olur mu? Ben bir şey daha söylüyorum, Türkiye'ye yaz. İdam cezası geri getirilmelidir ve de artı. Cumhuriyet'in ilk meclisinin kanuna koyduğu adla hıyanet-i vataniye suçları da idamın içine, kapsamına sokulmalıdır. Hıyanet-i vataniye, vatana ihanet kanunları. O suçlar da oraya sokulmalıdır bir şekilde. Vatana hıyanet kahramanlık haline gelmiştir bu ülkede. Nasıl kıracaksınız bunu siz? Nasıl kıracaksınız? Efendim işte müebbet hapis de bilmem falan ceza. Şimdi bir takım bülbüller de ötüyor ekranlarda. Ve benim de değer verdiğim bülbüller üstelik. Ama bülbülken bir bakıyorsun bir sabah kargalaşmış adam. Diyor ki zinhar özge canlara falanlara filanlara bakarak idam cezasını biz savunamayız. Ne diyorsun sen be kardeşim ya? Sen ne diyorsun ya? Ben savunuyorum. Ve insanlık bir an önce bunu geri getirmelidir. Avrupa'sı AB havucu göstererek bu cezayı buradan kat. Sen hangi akılla Türkiye gibi bir ülkede şiddetin ilahlaştığı zafer, kahramanlık gibi algılandığı bir ülkede bu cezayı kaldırıyorsun. Hangi şeyi ait olduğu yere koyacaksın? Adaletin bir tarifi vardır İslam literatüründe. Adalet, şeyleri ait oldukları yere koymaktır. Zulüm bunun tersidir.
şeylere ait olmadıkları yerlere koymaktır. Hangi şeyi ait olduğu yere koyacaksın? Koy da göreyim. Efendim, bunu yaparsak bu da ayrı bir şiddet iştahının tatmini olurmuş. Hadi git şuradan ya, sen bize şatla şekeri karıştırıp da yutturacak mısın? Biz ikisinin de ne olduğunu biliriz. Tabii ki çok hassas mizanlar kullanarak, çok ince eleyip sık dokuyarak. Ama farz-ı muhal, o şekilde ince eleyip sık dokursunuz ki biri okuduğu zaman bunu, ya bu ölüm cezası burada var ama bu bir imkan yok, uygulanmaz mı? Öyle şartlara bağlı. Olsun, öyle desinler ama koy onu oraya ta ki ceza hukukunun bütün etkinliğini tetiklesin o. Peki hocam, sizi dinleyen insanlar, yazılarınızı okuyan insanlar, siz tabii ki her şeyden önce onları okumaya ve Kur'an-ı Kerim'i anlamaya teşvik ediyorsunuz. Ki teşekkür yazıları da geliyor size sürekli, onları da okuyoruz. Bu anlamda sizin hem bir hukukçu olarak hem de bu konudaki bilginizle sizden feyz alıp en azından onlar da etraflarındaki insanlara bunun açıklamasını yapabiliyor. O yüzden zaten bu soruları sormak istiyorum tabii, ben tabii, size. Tabii tabii tabii. Peki Kur'an ne diyor idamla alakalı? Bu tarz ya da bu tarz olaylarda yaşanan gayet böyle kısa, vahşetlerde kısa ve ne? Karşılığı nedir? Kur'an saldırı savaşlarında tabii ki siz savunmaya geçersiniz. Savaştır. Karşı taraftan ölen ölür. O bir kenara. Kur'an saldırı savaşına asla izin vermez. Asla. Bizim peygamberimizin hayatında hiçbir saldırı savaşı yoktur. Ben buradayım, aksini söyleyen gelsin. Savunma savaşı, savaş şartları. Onun dışında bir tek şekilde ölüm cezasına Kur'an izin verir. Günahsız yere veya taammüden bir insanı katletmek. Taammüden cinayet diyoruz hukukta buna. Taammüden cinayet. Bakın ama Kur'an orada rahmetini işletiyor. Diyor ki, bu durumda bile eğer ölenin varisleri ittifakla bir tanesi yan çizerse olmaz. Bak, insan hayatına saygı. İttifakla biz tazminat alalım, onun ölmesinden bize ne fayda? Tazminat istiyoruz. Tamam mı? Derse diyet, fıkhi karşılığıyla, o zaman diyor, idam edemezsiniz. İşte 20 tane varisi var, 10 tane varisi var, 1 tane var, bilemeyiz. Geldi dedi ki, biz tazminat istiyoruz, onun öldürülmesini istemiyoruz. Hiç kimse onu öldüremez, idam edemez. Affetme yetkisini de yine insana veriyor. Aynen o tabiri kullanmıştır. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ diyor. Bakın, yine kardeş tabirini ve af tabirini kullanmıştır. Kur'an'ın dünyası böyle bir dünya. Ölümü düzenliyor. Ölüm cezasını düzenlerken şu kullandığı tabirlere bakın. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ kardeşinden böyle bir durumda bunu affederse, afla karşılarsa onun ödülünü Allah verecektir diyor. Büyük bir sabır, büyük bir olay, değil mi? Ama yok, hepsi istedi, biz bunun idamını istiyoruz dedi mi hiç kimse durduramaz. İşte idam. Kur'an'ın cevaz verdiği budur. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum. Genel olarak toplumsal olarak bir şiddet sarmalının içindeyiz dedik ki gazeteci Nuh Köklü'nün kar topu oynarken öldürülmesi, Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesi. Yani sürekli şiddet haberleriyle yaşıyoruz. Her gün yeni bir tanesini duyuyoruz. Ben şunu da sormak istiyorum. Kur'an'da fikir ayrılıklarında ya da herhangi bir durumda bize ne yapmamız gerektiği söyleniyor. Yani
çok ciddi bir kavga yaşıyoruz. Şiddet anlamında... Şimdi fikir şiddet olamaz. Yani bununla ilgili örnek verirseniz... Şimdi bakın, çok... Kur'an diyor ki peygambere, Cenab-ı Hak konuşan olduğu için, biz bu Kur'an'ı sana şiddet üretesin. Kullandığı tabirde bu mana var. Eşkıyalık yapasın diye göndermedik. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَى Teşka bir fiildir. Türkçe'ye de geçmiş olan şakî ve şakavet köklerinden bir fiildir. Terör üretesin, eşkıyalık üretesin, şiddet üretesin, zorluk üretesin diye. Hepsi o kelimenin içinde var. Ben mealimde bunların hepsini verdim. Bunun için göndermedik diyor. Kur'an bunların kitabı değil. Peki nasıl olacak bu iş? Temel ilkeler konmuştur. Bir, ikrah olmayacak bir defa. Yani baskı, zorlama, tamam mı? Manipülasyonla insanlara bir takım şeyleri yaptırma olmayacak. Bu yoksa zaten şiddetin altındaki sandalye gitmiş demektir. Şiddeti bu üretir. Bastırırsınız, bastırırsınız. 1-2-1-2, 1-2-1-2, subap yok. Adama konuşma hakkı vermiyorsunuz, yazma hakkı vermiyorsunuz. Değil mi? Gösteri hakkı vermiyorsunuz. Ne olacak? O buhar, tabiat kanunu, patlatacak tencereyi. Sonra tencere gelecek, senin 7 sülalenden beri hepinizin canını okuyacak. Şimdi ikrah kalkacak diyor. Peygamber'e diyor ki, sen tebliğ yapacaksın, hesap sormaya kalkmayacaksın. فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ diyor. Hesap sormak bizim, sen tebliğ yapacaksın. Gerçeği göster, aydınlat, gerisine karışma. Sen diyor öyle Allah'lık havalarına girme peygambere. Şimdi şiddet üretenler ne diyor? Adam bu din adına hüküm koymuş. Namaz kılmayan ihtar edilir. Onu da şey yapmıyorsa şu kadar cezalandırılır, daha olmuyorsa katledilir. Vay alçak, vay vay kitapsız, vay sen. Kur'an'ın neresine dayandırıyorsun? Kur'an namaz kılmayanları tehdit bile etmiyor. Ama namazı muntazaman kılıp da onu çıkarlarına araç yapanları, sizin gibileri lanetliyor. Onu örtmüş. O Maun suresinin üstünü örtmüş. Bu yandan uydurduğu bir hadisi Muazzez Peygamberimize isnat ederek haşa işi hesabına getirmiş. Onun için Kur'an'ın ilk emri olan okumanın tecellileri bu toplumda yok. Okul sayısı cami sayısının yarısı bile değil. Felsefe kulübü, fikir kulübü neredeyse yok. Neredeyse değil, yok. Zaten felsefeyi kaldırdılar okullardan. Şimdi bu bir taraf. Bir şey daha söylüyor Kur'an. Diyor ki, benim mensuplarım sözleri dinleyecekler, onun en güzeline uyacaklar. يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Bu özgün metni okuyorum senin için değil. Veya sana caka yapmak için değil. Sen Arapça da bilmiyorsun zaten, tamam. Maalesef. Ama bizi dinleyen, bu işi bilen, hatta bazılarına hocam diye hitap ettiğim insanlar var. Ben Kur'an'ı baştan sona 50 yıldır ezbere okuyan bir adamım. Ama o insanların içinde bu meziyeti olmayanlar var. Kur'an'ı bilirler muhtevasını, tamam da. Şimdi ben burada konuşurken ya acaba hoca hangi ayete atıf yaptı? Zorlamasın kendini diye ben buradan ona hemen tak veriyorum onu, bitti. Bu da bu işin güzelliğidir. Evet, aynen öyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبُونَ اَحْسَنَهُ Benim mensuplarım, tarif yapıyor. Bana göre demokrasinin metafizik dayanağı budur. Yazdım kitaplarımda. Sözleri dinlerler, onun en güzeline uyarlar. Zaten Nilay'cığım,
sözlerin hepsini dinlemeden en güzeline nasıl uyacağım? En güzelini seçmem için hepsini dinlemem lazım. Şimdi diyorlar ki, hayır, o konuşmayacak çünkü bizi eleştiriyor. Bu da konuşmayacak, o da eleştiriyor. Şu da yazmayacak, o da eleştiriyor. Bizim havuzdan olanlar konuşacak. Sonra da diyor ki, Türkiye'de yeni demokrasi. Yahu yapmayın, yapmayın, yapmayın. Yahu siz bunlara inanıyor musunuz bu söylediklerinize? Yoksa bizi eşek mi zannediyorsunuz? He? Bıraksana ki herkes konuşsun. Sen, ben Kur'an diyorsun, benim dinimin kitabı Kur'an diyorsun. Namaz, nerede lan, nerede bunlar? Bıraksana işte bu ayetin dediği, bu Zümer suresinin bir ayeti. Bütün sözleri dinlerler, ondan sonra onun en güzeline uyarlar. Dinlesinler de en güzeline uysunlar. Çetin Altan bir gün bana, Allah selamet versin, dedi ki, bir yemekte bir yerde karşılaştık, bir resepsiyonda. Benim masamdan yanıma oturan adam, isimler yazılı, pervasız bir adam. Geldi onu, aldı o ismi oradan. Götürdü, kendi yerine koydu. Kendininkini de aldı benim yanıma. Ben burada oturacağım dedi. Seninle konuşacaklarım. Konuştuk tabii iki saat boyunca. Dedi ki, ya kardeşim, sen benim başıma büyük iş açtın. Ben seni dinlediğim zaman, tabir onun diye kullanıyorum, Rütük bizi mazur görsün, tırnak içinde. Seni dinlediğim zaman kendi kendime diyorum ki, ulan ben enayi miyim? Ben niye bu kadar güzel şeyin içinde değil. Ama öbürlerini dinlediğim zaman, Tanrım sana şükürler olsun ki ben bunun dışındayım diyorum. Nasıl çözeceğim ben bu işi dedi. Ben ona bir reçete verdim. Bilmiyorum ne. İyi gelmiş mi hocam? Bilmiyorum. Peki sizin sohbetinize, bilginize, ilminize doyum olmaz ama arkadaşlarım da beni uyarıyorlar şu an. Bize doyum olmaz ama bizi susturmak mecburiyeti var diyorsun. Öyle mi diyorsun? Öyle de demiyorum tam olarak ama. Öyle diyenler de var. Bir reklam arası gireceğiz çünkü hoca artık diyorlar, reklamı bekliyoruz. Kelamı da kalemi de çok kuvvetli. Onunla bilgi yarışına giren helak olur. Hikmet yarışına giren diyor ama konuşmaması lazım. Niçin? Bizim fincancı katırları ürküyor. Düşünen, konuşan insan her zaman tehlikeli olmuştur zaten. Bir gün tarihte. O fincancı katırlarını ürküten hocanın sözümü bitiriyorum. Onların hayrına bile konuşmasının ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar ama Mevlana'nın dediği gibi o zaman ben bu dünyada olmayacağım. Mevlana öyle diyor. Biliyorum diyor, bir gün gelip mezar taşımı öperek ağlayacaksın. Bana yaptıklarından pişmanlık duyup tövbeler edeceksin. Bunu yapacaksın diyor. O zaman bekleme o günü diyor. Şimdiden gel diyor. Anlaşalım, kucaklaşalım. Umarım erken olur. İnşallah. Peki. Kitaptan Aydınlığa programından bu akşamlık bu kadar. Haftaya çarşamba tekrar değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le biz karşınızda olacağız. Şimdilik iyi akşamlar.